Ya bir şey söyleyeceğim, bizde pizzacının numarası var mı? Var baba, ben içeri girince hemen arar, sipariş veririm. Tamam, bana bak. Simge gelmeden hemen pizzayı söyleyelim, karnımızı doyuralım. Vallahi yanarız ya. Baba. Ha? Bak, eğer pişmansan, yani Simge'yi terk edip hala Cazibe ablayla... Hayatım, tamam, kapatalım artık bu konuyu. Ya konuşmanın bir anlamı yok. Dinlemeden, etmeden yargısız infaz yapıyorsunuz, adamı asıyorsunuz ya. E baba, anlat o zaman. Anlatılacak da bir şey yok kızım. Allah Allah, ne gereği var? Tek bir şey var. Cazibe Gogo'ya gitmek için fırsat kolluyormuş yani. Bu, olay bu. Baba. Ya bitti dedim, tamam. Sen bırak şimdi Cazibe'yi de kendini düşün. Simge'nin yemeklerini yersek yanarız. O yüzden hemen yemek söyleyip yiyelim, hadi. Tamam. Herkesin bir lafı var ya. Selam Bürcüğüm. Simge. Bürcüğüm, ne oluyor ya? Beni görünce böyle hortlak görmüş gibi oldun. Hayır canım, ne alakası var? Estağfurullah. Yani biz senin evde olduğunu bilmiyorduk da bir anda irkildik yani. Ay aşk olsun. Böceğimle biricik böceğimin yavrusu oruçlu oruçlu yorgun yorgun eve gelecekler. Ve ben onlara şahane, fevkalade bir iftar sofrası hazırlamayacağım. Aşk olsun. Vallahi çok acayip şeyler yaptım size. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Hadi hadi sofraya. Ya baba, ben Simge'nin yaptıklarını yemektense zaten parmaklarımı yemeye razıyım artık. Ya kızım bir sus, Allah'ını seversen bir sus ya. Zaten sabah oruç yalanı uydurduk, iftarı düşünmedik. Ah, hadi bakalım. Ay, hadi yürü, 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 hadi. Aman da aman, aman da aman. Koşun gelin yemeğe, koşun gelin. Bakın, hadi bakalım. Çok güzel şeyler var, çok güzel şeyler var. Otur, otur böceğim, otur annem, otur annem. Başlangıç olarak şehriye çorbası seçtim sizin için. Fakat evde şehriyeler nerede olduğunu anlayamadım. Yani bir türlü bulamadım ben nerede bu evde şehri. O yüzden spagetti kullandım. Daha iyi olur, daha doyurucu olur, tok tutar. Evet. Ve iftar sofralarının olmazsa olmazı zeytinyağlı hurma. Zeytinyağlı hurma mı? Evet, ne var? Allah Allah, acayip derecede besleyici bir yemek yani. Harika bir şey. Ve ana yemek olarak hazır olun. Peder bayıldı. Hmm. Hayatım, o imam bayıldı olmasın. Böceğim, yani öyleydi, öyleydi ama... ben Avrupa'yı bir yorum kattım ve patlıcan yerine avokado kullandım. Adını da peder bayıldı koydum. Demek ki Batı'nın tekniğini değil, yemek kültürünü aldın. Çok güzel. Evet böceğim, evet böceğim. Yani birazcık Doğu Batı equalizer'ı yaptım. Öyle diyeyim ben sana. Peki bunlarla bitti mi? Bitti mi sorun, bitti mi? Bitti mi? Hayır, bitmedi. Son olarak da tatlı. Düşbere tatlısı. Ay. Düşbere tatlısı mı? Evet böceğim. Cazibe'nin düşberesiyle bizim geleneksel Türk şerbetimizi birleştirdim ve düşbere tatlısı yaptım. İnsan düşbereyi görsün işte. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bismillah deyin. Başlayın bakalım yemeklere. Hadi. Aa, kapı. Dur baba, ben açarım. Kızım sen deli misin? Sen niye açacaksın ya? Ben babanım. Hem sen okuldan geldin, yorgun argınsındır. Ben açarım hayatım. Yok, ben hiç yorgun değilim baba. Zaten bizim örf adetlerimiz. Aykırı, ben hemen açarım. Ne örf adeti be? Ne örf adeti? Gotik adeti mi? Allah Allah. Ben açarım. Hayır baba, ben açacağım. Çünkü ben gidip açıyorum şu an. Dur, dur. O zaman şöyle yapalım. Biz baba kız, uzun zamandır kapı açmıyoruz birlikte. Diyorum ki beraber açalım. Evet, çok güzel fikir. Beraber, hemen. Beraber. Hemen açıp geliyoruz, hemen. Yaşayacağız.